Merhaba sevgili Geek Theory takipçileri. Ejderhaların dansı karakter hikayesi analizlerinde John videolarının ikinci partına hoş geldiniz. Eğer Daenerys videolarını izlemediyseniz sağ üstten tıklayarak ulaşabilirsiniz. Bunu da söylediğime göre hadi başlayalım. Stannis kuzeyi ayaklandırabilirse Sam bir an tereddüt etti ve Lannister'ların kendi kuzeyli adamları var Lord Bolton ve onun piçi dedi. Sahte kralın öldü piç. 7 gün süren mücadelede sahte kral ve bütün adamları ezildi. Kralın sihirli kılıcı bende. George'un ejderhaların dansında John'a sunduğu ilk cezbediciler Stannis ile ilgili oluyor. John'un Stannis'in kuzeyi almasına yardım edip etmeyeceğini ve eğer edecekse gece tarafsızlığını bozmadan bunu nasıl yapacağına karar vermesi gerekiyor. Kitapta John'un hikayesine baktığımızda onun Stannis hakkındaki düşünce ve tavırlarının kitap boyunca değişim gösterdiğini görüyoruz. İlk bölümlerde kendisiyle çatıştığını, taht oyunlarına karışmakta isteksiz olduğunu görüyoruz. Ancak hikayesi ilerledikçe kendiyle çok daha az çatıştığını ve hem içinde hem de dışında yani hareketleriyle resmen Stannis'i desteklediğini görüyoruz. Kendisiyle Stannis davası arasındaki uzaklığı korumadığı gibi ona birçok yardımda bulunduğunu görüyoruz. Bütün bu süreç içerisinde de Stannis'in kaybetme olasılığını göz ardı ettiğini ve buna hazırlanmak için hiçbir şey yapmadığını okuyoruz. Pembe mektup doğru olsun veya olmasın bu olasılığın sonuçlarını bize göstermeye yarıyor. Şimdi yeminleri falan bir kenara bırakalım ve Jon'un Stannis'e yardım etmek için sahip olduğu asil, mantıklı ve güzel sebeplere bakalım. 1. Stannis nöbeti kurtardı ve ona bayağı borçlular. 2. Stannis ötekileri durdurmakla ilgilenen tek kral, tek gerçek kral diye boşuna demiyoruz. 3. Jon diyarı korumak için Stannis'ten bayağı yardım alabilir. 4. Stannis, kuzey ve insanları için Boltonlardan veya demir doğumlulardan çok daha iyi bir seçenek. Bunlar güzel nedenler öyle değil mi? Ancak Jon'un Stannis'e yardım etmemesi için çok önemli bir neden var. Stannis kaybedebilir. Hatta o sırada Jon'un elindeki bilgilere bakarsak Stannis çok yüksek ihtimalle kaybedecek gibi duruyor. Bu noktada eldeki bilgilere bakalım. Stannis'in 1500 adamı var ve Jon'a göre Boltonların ordusu Stannis'i 5'e katlıyor. Karstarklar dışında kuzeydeki her hanes Stannis'i reddetti. Ki biz şu an biliyoruz ama Jon sonradan öğreniyor. Karstarklar da Stannis'e ihanet etmek için onun tarafına geçtiler. Stannis bölgeyi bilmiyor ve düşmanı orada büyümüş insanlardan oluşuyor. Kuzeydeki durum güneydeki duruma bakınca yine iyi gözüküyor. Stannis'in güneyde desteği kalmadı ki zaten sevilmeyen biri. Demir tahta ihanet eden biri olarak görülüyor ve o sırada tahtı kontrol eden güç Westeros'un en zengin iki hanesi. Ayrıca bu iki hane 100.000 kişilik bir ordu hatta daha fazlasını bile toplayabilir. Yani eldeki bilgilere bakarak Stannis'in kaybedeceği ihtimalini gözden geçirmek zayıf veya korkakça bir hamle değil. Bir Lord Kumandan olarak Jon'un görevi insanlığı ötekilerden korumak. Eğer kaybedecek olan bir kralla fazla içli dışlı gözükürse bunun nöbete ve nöbetin asıl görevine büyük tehlikesi olur. Yani eğer Stannis kaybederse gibi eldeki bilgilere göre çok yüksek ihtimale sahip bir olasılığa karşı hazırlanması gerek. Martin karakterleriyle bu olasılığı John'a iki kez belirtiyor. İki seferinde de John buna kayıtsız kalıyor ve kafa yormuyor. İkisinde de Stannis'in nasıl kazanabileceğine dair düşünmeye başlıyor. İlki Sam'den geliyor. Evet ama eğer Lannister'lar galip gelirse ve Lord Tywin Stannis'e yardım ederek krala ihanet ettiğimize karar verirse bu gece nöbetçilerinin sonu olabilir. Tywin'in arkasında yüksek bahçenin bütün kuvveti var. Üstelik Lord Tywin Karasu da Lord Stannis'i yenilgiye uğrattı. Karasu bir tek mücadeleydi. Rob bütün mücadelelerini kazandı ve buna rağmen başını kaybetti. Stannis kuzeyi ayaklandırabilirse Sam bir an tereddüt etti ve Lannister'ların kendi kuzeyli adamları var. Lord Bolton ve onun piçi dedi. Stannis de Karstark'lara sahip. Eğer Beyaz Liman'ı kazanabilirse eğer diye vurguladı Sam. Eğer kazanamazsa ardından Bowen Marsh aynı noktaya değiniyor. Çoğu okuyucu Marsh'ın John'a ihanet etmesini direkt John'un yabanlıları duvarın güneyine alması ve Marsh'ın yabanlılar konusundaki yobazlığına bağlıyor. Elbette bunun da bir etkisi olmuştur ancak şimdi bakacağımız pasaj Marsh'ın Stannis'in yenilmesinin nöbetin başına açacağı şeylerden kitabın başından beri korktuğunu gösteriyor. Lord Stannis yardıma ihtiyacımız olduğu sırada bize yardım etti dedi Marsh inatla. Ama o hala bir asi ve davası ölüme mahkum eğer demir taht bizi vatan hainleri olarak belirlerse biz de ölüme mahkum olacağız. Kaybeden tarafı seçmediğimizden emin olmalıyız. Taraf seçmek gibi bir niyetim yok dedi John. Ama ben bu savaşın neticesinden sizin kadar emin değilim lordum. Lord Tywin ölmüşken değilim. Eğer kral yolundan gelen haberlere inanılabilirse, kral eli bir tuvalette otururken kendi oğlu tarafından katledildi. John Tyrion Lannister'ı ez cümle tanımıştı. Elimi sıktı ve bana arkadaşlık unvanı verdi. O küçük adamın içinde kendi babasını öldüren bir katil olduğuna inanmak zordu ama Lord Tywin'in vefatı şüphe götürmez bir gerçekmiş gibi görünüyordu. Kral topraklarındaki aslan henüz bir yavru ve demir tahtın yetişkin adamları dahi lime nime ettiği bilinir. Kral bir çocuk olabilir lordum. Lakin kral Robert çok sevilirdi ve adamlar Tommen'ı onun oğlu olarak kabul ediyorlar. Stannis'i ne kadar çok görürlerse onu o kadar az seviyorlar. Adamların çok azı Lady Melisandre'den, kadının ateşlerinden ve o gaddar tanrısından hoşlanıyor. Şikayetçiler. Lord Mormont'tan da şikayetçiydiler. Yaşlı ayı bir keresinde erkekler karılarından ve lordlarından şikayet etmeyi severler demişti. Karısı olmayanlar lordlarından iki kat fazla şikayet ederler. Yazar kitabın başlarında bu ileriye dönük uyarıları koyuyor ve pembe mektup görünürde bunları haklı çıkarıyor. Marsh'ın en büyük korkusu gerçekleşmiş oluyor ve hemen ardından John suikasti gerçekleşiyor. Şimdi pembe mektup doğru olmayabilir ve her ne kadar demir taht sorununu çözmese de... ...buz savaşı videolarında konuştuğumuz üzere Stannis çok yüksek ihtimalle Boltonları yenecek. Ancak bu John'un Stannis'le bu kadar yakın görünmesinin doğru bir hamle olduğunu göstermez. Hatta John'un elindeki bilgilere bakarsak yanlış bir hamle olduğunu gösterir ve... ...löbetin yok oluşuna bile sebep olabilir. Stannis'in aşırı dezavantajlı konumuna bakarsak... ...Jon'un insanlığın kaderi üzerine inanılmaz riskli bir kumar oynadığını... ...ve şansının yaver gittiğini görüyoruz. Ancak pembe mektup bu noktada devreye girerek... ...Jon'u bu kararlarıyla yüzleşmeye, onların sonuçlarını çekmeye zorluyor. Lannister-Bolton zaferi gibi bir duruma hazırlanmak... ...Jon'un bir Lord Kumandan olarak görevi. Ancak bunu yapmak için neredeyse hiç efor sarf etmiyor. Neden? Hadi John'un kafayı bu duruma verdiği tek pasaja bakalım. Jonkar, kelimeler bulanıklaşıp birbirlerine karışana kadar mektubu okudu. Bunu imzalayamam. İmzalamayacağım. Parşömeni neredeyse o anda ve oracıkta yakacaktı. Bunu yapmak yerine bir yudum bira içti. Dün gece tek başına yediği akşam yemeğinden kalan yarım kupa biranın tortularını. İmzalamak zorundayım. Beni Lord Kumandan olarak seçtiler. Sur benim. Nöbet de öyle. Gece nöbetçileri taraf tutmaz.'' John'u bu duruma düşüren mektup, şimdi okuyacağımız mektup. Gece nöbetçileri Diyar'ın savaşlarında yer almaz diye okudu. Bizim yeminimiz Diyar'a verilmiştir ve Diyar şu anda büyük bir vahamet içindedir. Stannis Baratheon, surun ötesindeki düşmanlarımıza karşı verdiğimiz mücadelede bize yardım ediyor. Bununla birlikte bizler onun adamları değiliz. Sam oturduğu yerde kapırdandı. Evet, değiliz. Öyle miyiz? Sam'in de söylediği gibi bu mektupta sıkıntıya düşecek hiçbir nokta yok. Sadece nöbetin tarafsızlığını belirtiyor. Jon'un yani insanlığın kaderiyle görevli olan bir Lord Kumandanın buna verdiği tepki gerçekten hiç olmaması gereken ağır bir tepki. Stannis'e yiyecek, barınak ve gece kalesini bahşettim. İlaveten özgür insanlardan bazılarını lütufa yerleştirme izni verdim. Hepsi bu. Lord Tywin bunun çok fazla olduğunu söyleyecek. Stannis yetersiz olduğunu söylüyor. Bir krala ne kadar çok verirsen o daha fazlasını ister. Her iki yanında da dipsiz uçurumlar olan buz bir köprüde yürüyoruz. Bir kralı memnun etmek yeterince zor. İki kralı memnun etmek neredeyse imkansız. Jon demir tahttaki yönetimi memnun etmekle uğraşmak istemiyor. Peki bu isteksizliği gerçekten sadece iki kralı da memnun etmek meselesinden mi geliyor yoksa daha kişisel durumlar mı var? Kış yarında Tom'un ahşap bir kılıçla kardeşim Bran'e karşı dövüşmüştü dedi Jon. Dolgulu tuniyi o kadar kalındı ki çocuk doldurulmuş ördek gibi görünüyordu. Bran onu yere devirmişti. Pencereye gidip panjurları açtı. Gel gör ki Bran öldü ve pembe suratlı tıknaz Tom'un altın renkli buklelerinin üstüne yuvalanmış bir taçla demir tahtta oturuyor. Pekala Lord Tywin kral Tom'un oyuncaklarıyla oynarken Stannis'in diyarı savunmak üzere sura geldiğinin söylenmesini istemez. Bu Lannister hanedanına tahkir getirir. Ben Lannister hanedanına ölüm ve yıkım götürmek istiyorum. Tahkir değil. John duvar için kuzeyin başına geçme teklifini reddetmiş olabilir. Ama açıkça görülüyor ki ailesinin yok oluşunda oynadıkları rolden ötürü hala Lannister'lardan nefret ediyor ve onların yok olmasını istiyor. Bunun başka bir göstergesi de John'un düşüncelerine baktığımızda ortaya çıkıyor. John Stannis'i düşündüğünde Kral Stannis diye düşünürken Sam ve Bowen Marsh Lord Stannis diyor. Burada Jon'un tarafsızlık bildirgesi diyebileceğimiz bir mektubu bile imzalamakta bu kadar tereddüt ettiğini görüyoruz. Ancak Sam ve Aemon'un tavsiyeleri sonunda Jon'un elleri bu mektubu imzalamaya gidiyor ki yani bunu yapmak ona hiçbir şey kaybettirmiyor. Bir bedeli yok şu imzayı atmanın. Stannis de Karstark'lara sahip. Eğer Beyaz Liman'ı kazanabilirse... Eğer diye vurguladı Sam. Eğer kazanamazsa kağıttan bir kalkan bile hiç olmayan bir kalkandan iyidir lordum. Sanırım öyle. Hem Sam hem de Eamon. John nedense Sam Tarlin'in meseleye daha farklı bakacağını düşünmüştü. Bunlar sadece mürekkep ve parşömen. Kaderine teslim olmuş bir şekilde tüy kalemi aldı ve mektubu imzaladı. Sam ve Eamon o bölümde duvardan ayrılıyor ve John bu durumu bir daha düşünmüyor. Pembe mektup gelene kadar. Şimdi kitabın başlarında John birçok kez Stannis konusunda kendini ve nöbeti tarafsız bir rotada tutmaya çalıştı. Feragatnameyi imzaladın mı? Hayır majesteleri. İşte şimdi geliyor. John yanık parmaklarını kapatıp tekrar açtı. Çok fazla şey istiyorsunuz. Soğuk bir nezaketle majesteleri dedi John. Adamlarınıza kalacak bir yer verdim. Onları kış stoklarımızı tehlikeye atmak pahasına doyurdum. Don için giydirdim. Stanis tatmin olmamıştı. Evet bizimle tuzunuzu, domuzunuzu ve yulaf lapanı paylaştın. Isınalım diye bize siyah paçavralar fırlattın. Ben kuzeye gelmeseydim yabanıllar o paçavraları cesetlerinizden çıkarıp alırdı. John bunu duymazdan geldi. Size atlarınız için yem verdim. Merdiven tamamlandığında gece kalesini onarmanız için inşaatçıları da vereceğim. Gece nöbetçilerine ebediyen verilmiş olan lütufa yabanılları yerleştirmenize bile müsaade ettim. O kalelerin taşları uzun zamandır ölü olan kardeşlerimin kanıyla ve kemiğiyle sıvandı. Kaleleri size veremem. Ben bir yemin ettim majesteleri. Sur benim. Ancak Jon'un dördüncü bölümünde Jon'un değiştiğini görüyoruz. Stannis'in karşısında sağlam bir şekilde durmak yerine, kuzeydeki savaşın kaderini etkileyecek olan cezbedicilere kendini kaptırdığını okuyoruz. Yazarın Jon'un düşüncelerini tam söylediğim olayı yansıtmak için verdiğini görebilirsiniz. Resmen cezbedicilere kapılıyor ve tarafsız davrandığına kendini inandırmaya çalışıyor. Lord Kar, bana Morzond'dan bahset. Dedi Kral Stannis. Gecen nöbetçileri taraf tutmaz. Diye düşündü John ama içindeki başka bir ses, kelimeler kılıç değildir diye fısıldadı. İri John'un büyük amcasıdır, ona karga yemi derler. Ruz, kuvvetini Remzi'nin kuvvetiyle birleştirdiğinde sizin bir adamınıza karşı onların beş adamı olacak. Abim çok kötü şartlar altında mücadeleler kazandı. Efendimiz, bu cüretkar bir saldırı ama tehlike... Gece nöbetçileri taraf tutmaz. Baratheon ve Bolton benim için aynı şey olmalı. Eğer Ruz sizi ana kuvvetiyle birlikte kendi duvarlarının altındayken yakalarsa bu hepinizin sonu olur. John ettiği bütün sözlerin heba olduğunu fark etti. Stannis ya dehşet kalesini alacaktı ya da almaya çalışırken ölecekti. Gece nöbetçileri taraf tutmaz dedi bir ses. Ama bir diğeri cevap verdi. Stannis diyar için savaşıyor. Demir adamlarsa köle ve yağma için. Majesteleri nerede daha fazla adam bulacağınızı biliyorum. Bana yabanlıları verin. Adamları nerede ve nasıl bulacağınızı memnuniyetle söyleyeyim. Bu sahne inanılmaz önemli. Stannis'in ve diyarın kaderi burada değişiyor. Eğer Jon bir şey söylememiş olsaydı Stannis dehşet kalesine yani tuzağa doğru yürümüş ve ölmüş olacaktı. Bunun yerine Jon sayesinde gücünü üçe katlayan Stannis bu savaşı videolarında konuştuğumuz üzere harika bir strateji uygulayarak çok yüksek ihtimalle Winterfell'i alacak. Sadece Stannis ve Kuzey değil diyarın kaderi dememin sebebi normalde John burada tarafsız kalsa ve konuşmasa Stannis ve ordusu yok olacaktı. Çok bir kayıp verilmeden ve kısa süren tek bir mücadelede savaş bitecekti. Ancak bu konuşma sebebiyle Kuzey'de çok daha fazla insan ölecek. Ötekiler geldiğinde veya duvarı açtığında onlara karşı durabilecek güçlerden bahsediyorum şu an. John için de bunun büyük bir dönüm noktası olduğu kesin. Şimdi bu birebirde verilen, özel ve gizli kalan bir tavsiyeydi. Yani bu tavsiyenin verilmesi direkt nöbeti tehlikeye atan, John ve Stannis yakınlığını ortaya çıkaran veya nöbetin tarafsızlığını insanlığın gözünde zedeleyen bir şey değil. Sahne önemli çünkü John'un içindeki çatışmayı gösteriyor. İçinde bir ses ona nöbet taraf tutmaz diyor ve John onunla savaşıyor. Kitap ilerledikçe bu sesi gittikçe daha az dinleyecek. Bu sahne John'un diyarın işlerini bir kenara bırakmak yerine elindeki gücü istediği şeylere ulaşmak amacıyla kullanışına da, kitabın başlarından bir örnek. Mormont'un söylediği şeyi hatırlayalım. Senin soylu bir kalbin var John ama şimdi sana yeni bir ders daha. Biz dünyayı düzgün bir yer haline getiremeyiz. Bizim amacımız bu değil. Gece nöbetçilerinin başka savaşları var. Başka savaşlar. Evet bunu unutmamalıyım. Bu sahnede John elindeki gücü yani sahne özelinde konuşursak bilgiyi dünyayı düzgün bir yer haline getirmek için kullanıyor. Kitap ilerledikçe bunun artarak devam ettiğini göreceğiz. Kitabın devamında John kendini resmen gittikçe artan bir şekilde Stannis'i desteklerken buluyor. Lord Carr dedi yumuşak bir ses. John döndü. Elinde bir parşömenle kırık kemer altında duran Clydes'i gördü. Stannis'ten mi? John uzun zamandır kraldan haber almayı umuyordu. Gece nöbetçileri taraf tutmazdı. Bunu biliyordu. Hangi kralın zafere ulaştığı onu ilgilendirmemeliydi ama her nasılsa ilgilendiriyordu. Stannis derin orman kalesini ele geçirmişti ve dağ kabileleri ona katılmıştı. Flint, Nori, Wool, Little hepsi. Gece nöbetçileri diyarın savaşlarında ve anlaşmazlıklarında taraf tutmamaya yeminliydi. Buna rağmen John Carr kendini memnun olmaktan alıkoyamıyordu. Bununla beraber John, Selis'in Karakale'ye yerleşmesine izin veriyor ve insanlar tarafından Melisandre'ye danışırken, onunla konuşurken sürekli görülüyor. Bu tarz görünmeler ve bunların insanlar üzerinde uyandırdığı algı çok önemli. Çünkü John, Kağıttan kalkandan beri kendisiyle Stannis davası arasındaki boşluğu korumak için hiçbir şey yapmadı. Aynı kağıttan kalkan gibi sembolik olan bir şey bile yapmadı. Hatta Melisandre ve Selis ile birlikte bir düğün bile ayarladı. Kitabın ortalarında Jon'un Stannis ile beraber hareket ettiği bilgisi Bolton'lara ulaşıyor. Theon titredi. Baratheon ya da Bolton onun için önemi yoktu. Stannis surda Jon Carr'la ittifak kurmuştu ve Jon Theon'un başını hiç düşünmeden alırdı. Jon'un Tormund ve onunla beraber olan yabanlıları duvarın güneyine alması, Stannis'in kazanmasını umması için bir sebep daha sağlıyor. Bu bir oyun değil. Halklarımız arasında eski, derin ve kırmızı bir kan nehri akıyor. Stannis Baratheon, yabanlıları diyara kabul etmeyi uygun gören az sayıda kişiden biri. Yaptığım şey için Stannis'in kraliçesinin desteğine ihtiyacım var. Bu süreç içerisinde Jon'u Stannis'in kaybetmesi olasılığı aklına gelirken görüyoruz ama hala bu olasılık için herhangi bir şey yapmıyor. Size at, erzak, rehber ve derin orman kalesine gitmek için ihtiyaç duyacağınız her şeyi vereceğim. Oradan sonra Stannis'e giden yolu kendiniz bulmak zorundasınız. Stannis'in kafasını bir kazığın ucunda da bulabilirsiniz. Bunun bir bedeli olacak. Işık tanrısı tarafından birleştirilmiş kuzeyli bir genç kız ve bir yabanlı savaşçı. Sir Axel Florent, Lady Alice'in boş sandalyesine oturdu. Majesteleri kraliçe bu evliliği onaylıyor. Kraliçeye çok yakınım lordum. Bu yüzden fikrini biliyorum. Kral Stannis de onaylayacak. Eğer Rose Bolton kralın kafasını bir kaza geçirmediyse. Bütün bunları dikkatlice düşündüğünüzü görüyorum Lord Carr. Kral Stannis mücadeleden zaferle döndüğünde buna memnun olacak. Bundan eminim. Eğer döneceğini farz edersek. Son olarak Alice Karstark duvara amcasının Boltonların tarafında olduğu ve Stannis'e ihanet edecekleri haberiyle geldiğinde Jon bir seçimle daha karşılaşıyor okumadığımız bir sahnede hemen Stannis'i uyaracak olan mektubu yolluyor. Clydes, Stannis'i Arnold Karstark'ın ihanetine karşı uyarmak için Dinin Orman Kalesi'ne bir kuzgun göndermişti ama John kuşun kurala ulaşıp ulaşmadığını bilmiyordu. Gördüğünüz gibi John artık tarafsızlığı falan düşünmeden direkt Stannis'e destek çıkacak olan şeyi yapıyor. Yani resmen Stannis'in grubunda ona ihanet edecek olan birilerinin olduğunu öğrendikten sonra direkt Stannis'e yardım etmeye çalışıyor ve tarafsızlık konusunda kendi içerisinde çatışmıyor bile. Toparlayacak olursam George ejderhaların dansında John'a önceki kitaplardakinden farklı testler uyguluyor. Gitsem mi kalsam mı sorusuna sebep olanlardan çok daha karmaşık testler bunlar. John'un Stannis'i desteklemek için bir sürü güzel nedeninin yanında Lannister Bolton rejimine karşı nefreti var. Ancak John açıkça ortada bulunan Stannis'in kaybetmesi olasılığına hazırlanmıyor ve kendisiyle Stannis davası arasına mesafe koymuyor. Bu başarısızlığı nöbeti büyük bir tehlikeye sokuyor ve yazar pembe mektubu kullanarak bunu açıkça bize gösteriyor. John'un Stannis ve davasına karşı takındığı tutumun bir sebebi daha var. Diyarın meselelerini bir kenara bırakıp nöbetin asıl amacına odaklanmak yerine Mormon pasajında dünyanın yanlışlarını düzeltmek olarak verilen şeyi yapmaya kalkışıyor. Bu güdüsü Lord Komandanlık rolüne uymadığı gibi nöbete korkunç bir zarar verecek. Gelecek videoda Jon'a sunulan başka testlere bakacağız. Bir Lord Kumandan'da masumları koruma güdüsünün bulunması ve bu güdüye kendini kaptırırsan neler olabileceğini göreceğiz. Görüşmek üzere, hoşçakalın.